Günaydın. Günaydın. Şu anda Ayvalık'a geldik ve burada bugün Ayvalık Cunda'yı gezeceğiz. Tostçu bulduk. Tostçu'ya gidip tostçu'yu deneyeceğiz. Tost deneyeceğiz Ayvalık'a kadar gelmişken. Daha önceki gelişimizde benim bir pantolon heba etmişliğim var. İnşallah bu taytımı heba etmem diye düşünüyorum. Evet, o zaman hep birlikte bugün Ayvalık'ı geziyoruz. Hadi başlayalım. Günaydın. Ya internette yorumlarınızı çok okuduk. Vallahi söylenen az bile. Az bile. Evet, evet çok fazla yorum vardı. Ben Ayvalık tostu. Bunun değinildiği kasaplıyor. Ayvalık orijinal tostu bu. Sonra sosu silahı edilmiş. Orijinal bu değil, lanse edilmiş değil. Tamam. Biri o zaman Ayvalık olacak. Diğeri? Biri karışık olacak. Karışık olacak. İkisini de bir deneyelim o zaman. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Canım ne oldu? Daldın hemen ya. Ooo sular aktı. Dilara orijinal Ayvalık tostunu deniyor. İlk defa böyle bir Ayvalık tostu yiyorum. Ben de şu an çakma tostu deneyeceğim. Çakma tost her yerde tost. İçindeki tulum peynirine ben güvenemedim ama bir tadına bakabilir miyim onun ya? Onun öncelikle merak ediyorum. Tulum peynirinin biraz ekşiliği var. Çok lezzetli ama. Ama evet ben de o zaman şu çakmayı deneyeyim. Çay da güzel. Çok iyiymiş. Gerçekten çakma. Bu biraz da İzmir kumrusu. O kıvamda. Yalnız sabah çok güzel gitmiyor mu yani çıtır çıtır? Zaten toz kırmızı çizgimiz. Ama bence orijinal Ayvalık güzelmiş. Ben biraz peynir ekşimsi gelir diye düşünüyordum ama gayet iyiydi. Çok güzel. Çok başarılı. Bu çok standarta kaçmış ya. Evet. Ayvalık tostunu değerlendirirsek Dilara'nın yediği orijinal tost çok güzeldi. Yani. Kesinlikle böyle sos ise salama gerek yok arkadaşlar. Bence mis gibi. İçindeki sucuk, peynir. İçindeki peynirden ben biraz şüphelendim. O peynirin tadı böyle kötüdür, yemeyebilirim diye ama gayet iyiydi tadı. Evet, hafif bir o şey peynirli tadı var. Evet ama sen zaten peynir sevmediğin için sıkıntı var. Işte öyle bir problem var ama bence gayet güzel. Normal beyaz peynir de yemediğin için kötü geliyor sana, yoksa çok güzel. Yine gömüldük. Çakma olan çok kötüydü, çok salam sosisti. İşte böyle tutup elimle sırarak yiyormuşum gibi falan hissettirdim. Evet ama orijinal Ayvalık tostunu deneyebilirsiniz. Bu arada iki çay ve bir orijinal tost, bir çakma tosta toplamda 140 TL ödedik. Gezmeye devam ediyoruz. Evet, burası Rahmi Koç'un kitaplığıymış. Yalnız manzaraya bak. Oo. Çok güzel. Düğün, nişan, özel çekim yasaktır diyor. Sanırım bizim çekmemiz de yasak. Bizimki özel çekim değil ki. Ne? Kişisel çekim. Kafeymiş galiba. Kitapların olduğu yer şapermiş aslında. Aa. Evet. Bakalım. Şurada değirmen var ama değirmenin kapısı kapalı. Mutfakla idari bölüm orası. Ya kapıdan kalkıyor. Çok değişikmiş burası. Burası mutfak olarak kullanıyor yani. Çok güzelmiş. Eski bir kiliseymiş, yıkılmış. Şurası şeymiş. Taş olan yani. Evet, orası okulmuş. Aa. Yani ne yetiştiriyorlar? Kadınlar, rahibe mi? Rahibe. Rahip okuluymuş orası. İşte rahip, rahibe okulu. Güzel. Orası kütüphaneymiş. Gidelim mi oraya da bir? Gidelim. Hadi gidelim. Kütüphane gez.
gösteriyor arkadaş. Evet, buradan nereye gidiliyor? Güzel. Çok güzel. Çok güzel bir kütüphane. Sıradaki durağımız Yunda Adası'nda bulunan Un Değirmeni. Her geldiğimizde biz bu Un Değirmeni'ni muhakkak ziyaret ediyoruz. Hakim bir tepede, manzarası çok güzel. Bu sefer geldiğimizde kapının açık olduğunu gördük. Bir kapıdan içeri girelim bakalım. Ne var içeride ya? Bu değirmen 19. yüzyıldan kalma Ayvalık Belediyesi tarafından 2011'de restore edilmiş bir değirmenmiş. Şu an ben de ilk defa giriyorum içine. Geçen geldiğimizde kapalıydı değil mi? Evet. Bu alt katta bir odası varmış. Aa, gel bak. Bunlar sağlam mıdır acaba? Bu galiba değirmen taşı. Bilmiyorum, içi boş gibi. Belki restorasyondan sonra kullanılması üzere yapılmış olabilir. Aa, gel gel, burası çok güzelmiş. Buraya ilk defa çıkıyoruz. Oo, evet, güzelmiş. Bu restore edilmiş hali sanırım. Manzaraya bakar mısın ya? Çok güzel. Buradaki manzarayı da es geçemeyiz. Her yerden baksana, deniz görüyor. Oh, tam fotoğraf çekilmedik ya. Oh, bir esiyor. Yaz kış esiyor burası ya. Şu manzaraya bakar mısın? Arkamızda bulunan Taksiyaris Kilisesi, Rahmi Koç Müzesi'ne gireceğiz şimdi. Bakalım içeride neler var. Biz biraz araştırdık, çok güzel görünüyor maketler falan. Güzel, sadece müze kart geçmemiş. Kişi başı az önce sordum. Öğrenci 20 TL, yetişkin. Tam 40. Hadi girelim o zaman. Çok güzelmiş. Evet. Astronot kafasıymış ya. Ha, dalgıç başlıymış. Çok güzelmiş ya. Çok güzel. Şuradaki makineyi çalıştırsan sen de. Gelir beni bulur bak, güvenlikçiler. Ne diye? Hanımefendi oynamayın, oyuncak iyidir. Yani herkes çalıştırdı, ben çalıştırıyorum. Bak, gelir beni. Basayım mı? Bas bakalım. Görevli gelirse o yaptı derim. Aynen. Hani şey var ya. Evet. Böyle bir. Araba böyle mi gidiyor yani? Motorun mantığı bu mu yani? Crossley motoru. İşte motorun amaç, evet. Amaç şöyle öne gelir. Evet evet. Resmi. Ne? Resmin altını yontmuşlar, bu çıkmış. Ha, resmin altından mı? Evet, bak dışında. Evet, çok ilginç burada. Dokunma, çok dokunmak yasakmış. Şey, biraz daha açsam belki farklı bir şeyler çıkar. Bu kadar kazmışlar. Şu an hep kiliselere gittiğimde bunu hatırlayacağım yani. Acaba kazısak altından bir şey çıkar mı diye. Bu aşağısı şarap mahzen mi acaba? Olabilir. Özel bir yatağa ait pusula dolabıymış. Çocuk katı. Ha. Öğrencilerinizi ve çocuklarınızı yanından ayırmak istiyor. Kuş gerçek değil ama kafes gerçek. Sade sakızlı kurabiye bir tane alacağız.
Tamam, bir dilim de tart alalım. Elmalı mı, vişneli mi? Vişneli. Vişneli. Muhallebiler neyle? Ay maşallah, bizim diyetisyene bak. Bu bizim meşhur bademli muhallebimiz. Bir tane de ondan alalım. Oo, yaşadık. Bizim diyetisyen doldu bu yerde var. Kendimi kaybettim. Ya şimdi ne yaptım böyle, bu kadar tatlı kim yiyecek ya? Karadeniz Pastanesi'ne geldik, Dilara'nın buldu. Daha öncesinde bir arkadaşımız gelmişti, burayı tavsiye etmişti. Evet. Onun tavsiyesi üzerine geldik. Biz daha öncesinde gelmemiştik bu taraflara. Çünkü ama böyle 5 dakika uğrayıp gitmiştik resmen, evet. Tunda'ya. Mükemmel görünüyor içerisi ya. Yani gelirseniz burayı tavsiye ederim, burada bir tatlı yiyin. Ne kadar tuttu bunlar bu arada? Soda'yla beraber. 180 TL. İyi, normal. Ben beklediğimden uygun bile oldu. Biraz yani. Dilara fazla yakıştı gibi tatlıda ama çok güzel görününce. Bunu da alalım, bunu da alalım diyen kimdi? Hiç bana şu an atma laf. Dur, şu an güneş kremi kalmış. Güzel. Vişneli güzel mi? Dağılıyor. Evet, biraz dağılıyor ama bence çok güzel. Mükemmel. Şunu merak ediyorum, bu neydi? O buranın meşhur tatlı. Bademli muhallebisi. Heh, bademli muhallebi. Birkaç kişi geldi böyle, 3-4 tane aldı bundan. O yüzden bunu merak ediyorum. Bir şuna bakayım. Yalnız benden daha hevesli değil mi şu an? Normalde tatlı tadımlarında ben çıldırırdım. Sen bugün niye çıldırdın? Dur bakayım, anlayamadım bunu, bir dakika. Anladın mı? Anlayamadım. Çok yumuşak tadı var ya. Diye diye muhallebiyi bitirmem peki. Güzel. Ya belki tartı her yerde bulabilirsiniz. Bu tatlı yani her yerdeki tatlı değil mi? Bence çok güzel. Asla yağ kokmuyor. Normalde bu tartlar da kurbasan gibi düşün, bir yağ tereyağı kokar. Ama bence çok iyi. Bu neydi bu arada? O da damla sakızlı kurabiye. Onu bence sırarak ye. Ama hepsini değil, küçük. Ben de sileyim bakayım. Daha ısırırken damla sakızı geliyor. Kok gelmiyor ama ısırdığın gibi, daha ısırırken ağzını açtığın gibi. Evet, sıfır şeker. Kokusu zaten. Nasıl anladın sıfır şeker olduğunu ya? Şeker tadımı geliyor, damla sakız tadımı geliyor. Sen söyle. Damla sakız olarak. Karadeniz Pastanesi'nden çıktık, deniz kenarına doğru geçiyoruz. Bence pastane çok güzeldi. Buraya gelinirse gerçekten tavsiye edilir. Bir de biz Cun'da hani fiyatlar çarpı 10 falan diye düşünmüştük ama bence gayet uygundu yani. Evet, bence tatlı yiyebileceğiniz böyle. Ve aslında tatlıdan ziyade o sokağın sakinliği falan çok güzeldi. Keyifli, yani. Keyifli, tam dinlendiriyor, evet, insanı. Tam dinlenmelik, böyle ufak bir tatlı mola verebileceğiniz bir sokak. Kesinlikle. O zaman Cunda'yı gezmeye devam ediyoruz. Bu taraftan geleyim. Bence sağlı gel. Sağdan. Sonra? Hep sağa. Şu tarafta engel var mı? Çalı var sadece. Ne tarafa geleyim? Bence sağlı gel. Ama orada da arabayı çizer mi o? Çok mu? Biraz çok. Ama tekerden kurtarır ya. Dur bir bakayım. Ben de bakayım. İyi ya. Buradaki yükseklik iyiymiş. Bu tam sol yapsam buradan. Sollu muhtemelen kurtarır. Şurada ağaç var sadece. Tamam, o tarafa daha gitmeyeceğim. Şuradaki eğimden ineceğim. Harika yollar arkadaşlar. Gel gel. Oh. Tamam, hadi gel gidelim. Yolun devamı da çok iç açıcı. Şu anda Cunda Adası'nda Maden Adası'na geçilen güzergahı bulduk, yolu bulduk. Gizli bir yol burası. Bakalım bu yoldan karşıya geçebilecek miyiz? Hep beraber deneyeceğiz. Şimdi suya doğru ilerliyorum. Gelsene sen de. Birlikte geçeceğiz. Geliyorum. Yani normalde bu yol için şöyle bahsediliyor, sadece dize kadar suya girerek karşı adaya kadar geçebildiğini söyleniyor ve adanın normalde karayla hiçbir bağlantısı yok. Sadece bu gizli suyun içindeki yoldan geçilebiliyormuş. Çok eski bir yolmuş burası. Bilmiyorum, zamanla belki de bu yol suyun içine çökmüş olabilir. Gördüğünüz gibi buradan artık ilerliyoruz. Ben mi geleyim mi? Bir bakacağım. Ay, kayıyormuş. Dikkat et bebeğim. İnsan kayıyor der. Kayıyor canım, dikkat et. Teşekkür ederim. Bence çok kaygan ve çok tehlikeli. Çıplak ayakla mı gitseydik? Çıplak ayakla da kayarsın.
Bundan sonra kayalık bitiyor. Bitti mi? Yol bitti. Ne oldu? Şundan korktum. Kaya, şey, tuğla değil mi? He? Tuğla. İşte. Bundan sonra normal yürüyorsun o zaman. Evet, muhtemelen normal yürüyorsun. Ben bir deneyip geleyim bakayım biraz. Oo. Burada düz olsaymış, düz yok, iyiymiş. Paçalarına kıvır. Donumu biraz yukarı çekeyim. Dize kadar demişlerdi ama acaba bundan daha derin oluyor mu? Git bakalım, oluyorsa dönersin. Çok güzel. Hala diz seviyesinde devam ediyorum. Şu an hala diz seviyesindeyim. Şurada bir balık adam var. Daldı. Soru soracaktım ama daldı. Yürüyerek geçiliyor mu? Kıyafet lazım o zaman. Yani ya da şort. Evet. Ya hafif bir yüzmek gerekiyor yani en son. 1-2 metre gibi bir şey var. Derinlik ne kadar? Boy kat 2 metre. Ha 2 metre. O zaman bu şekilde geçemem. Evet, sormak istemiyorsan. Elbisi de alıp kaldırabilirsin. Beşer, zeyninden de geçebilirsin. He, anladım. Teşekkür ederim. Geri dönüyorum. Yoldan mı saptık? Ne oldu? Derinleşti burası. Yol kaymış ya. Bir dalgıç arkadaşla karşılaştım. Sudan çıktı ve dedi ki geçebilirsin bu şekilde yürüyerek. Sadece 1-2 metrelik bir kısım var. Orada biraz boyu buluyor dedi su seviyesi. O yüzden suya girmen gerekir dedi. Bu nedenle döndüm. Eğer bu şekilde devam etseydi bu yol ki o şekilde bahsediliyordu. Yani diz boyuna kadar suya girerek karşı maden adasına kadar geçebiliyorduk. Fakat o 1-2 metrelik kısımdan dolayı ben geçmedim. Geri döndüm. Ama yazın böyle şortla gelip hazırlıklı gelip buradan karşı adaya yürüyerek sadece bir noktada böyle bir suya girip çıkarak çok rahatlıkla geçebiliyormuşsunuz. Karşıya geçemedik. Geçemedik çünkü adam 2 metre dedi. Evet. Biraz hazırlıklı gelmek lazımmış. Biraz yüzmelik gelmek lazım buraya. Aynen. Yani. Hafif yüzmelik. Mayo ile gelinirse gidilir bayağı, bence sıkıntı olmaz. Tabii tabii. Mayo ile falan gelinirse yanında kıyafetini alacaksın, poşette direkt adaya geçebilirsin bu yol vasıtasıyla. Sadece o 1-2 metrelik kısmı şey yapmak lazım. Bu arada yolda bazı bozuk yerler var. Oraları co-pilotum sayesinde rahatlıkla geçtim. ama biraz bozuk yerler var. Burası eski bir köy sanırım. Şey, Rum köyü. İkinci köy. 1-2 bir de 3 var galiba. 3'te mi var? Bilmiyorum. Sanki öyle bir şey de gördüm haritada. Buraya bakar mısın? Ah çok iyi. Gel buradan gidelim ya. Evet, manastıra geldik. Ayışığı Manastırı. Kapalı değil mi? Salı ve çarşamba günleri 10 ile 15 arası açıkmış. Tam bilet 10 TL ediyor. 10 TL. Hangi yılda acaba yapıldı bu tabela? Sınırları içerisinde ses ve video kaydı yasakmış. Ama kapalı. Evet, kilitli zaten manastır. Ayışı Manastırı'na geldik ama kapalıymış. Ondan dolayı dönüyoruz. Buradan manastırı görebileceğimiz bir yer var mı acaba? Şurada bir yürüyüş yolu var ama oradan da bilmiyorum. Manastırın oraya çıkabilir miyiz? Manastırı görebildiğimiz bir alanda açıkçası çok göremedim ben buralarda. Sıradaki durağımız ise Şeytan Sofrası'na geldik. Hep birlikte Şeytan Sofrası'nı gezeceğiz. Bu arada az önce bir kahvaltı ettik. O kahvaltıdan bahsetmek istiyoruz. Çok güzel bir kahvaltıydı. Buraya güzel gelenleri de önerebiliriz. Ares diye bir kafe. Kafe, aynen. 170 liraydı kişi başı. Ben ilk defa dereotlu simit gördüm mesela burada. Hı-hı. Resmen dereotlu poğaçayı simide çevirmişler. Bayağı lezzetliydi yani. Kahvaltı için totalde ne kadar ödemiştik? 340 TL 2 kişi. 342 kişi. Serpme kahvaltı. Ya iyi, bence iyiydi. Yani çok böyle bence aman pahalı değildi. Sakarya'ya göre kıyasladık biz, yani normal gibiydi. İyi yani, bir de burası turistik yer olduğu için bence bayağı iyi. O zaman artık Şeytan Sofrası'na gelebiliriz değil mi? Evet. Hadi başlayalım. Ayvalık civarında Rumların yaşamış olduğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde bu tepede Panolepe adında şeytan lakaplı, kendini halktan soyutlamış mistik bir yaşam süren bir şahıs yaşamaktaymış.
Ayvalık'a civarında kıtlık baş göstermeye başlayınca din adamları ve papazlar tarafından kıtlığın sebebi olarak Panolepe gösterilmiş ve halkı galeyana getirerek onu linç etmesini istemişler. Bunun haberini bir keçi çobanından alan Panolepe, çözümü burada kuş sütü dahi eksi olmayan bir sofra hazırlamakta bulmuş. Kendisini linç etmek için buraya gelen halk sofranın cazibesine kapılıp Panolepe'yi unutmuşlar ve buradan kaçarak kurtulmuş. O tarihten beri bu tepenin adı Şeytan Sofrası olarak anılmış. Çok saçma. Ayak izin hikayesi de Edremit Körfezi'ne tam hakim dağların adı Kaz Dağları'ymış. Yani Yunan mitolojisinin yaşandığı dağlarmış. Gerek tek tanrılı gerekse pagan dinlerinin ortak özelliği varmış. O da şeytanın cennetten kovulduğuymuş. Yunan mitolojisinde de tanrılar kralı Zeus tarafından bu görev ay ışığı tanrıçası Selene'ye verilir. Selene tarafından cennetten kovulan şeytanın bir adımını buraya, diğer bir adımını da Midilli adasına atıp kaçtığı rivayet edilir. Ebesiniz. Yani bu kadar ayağı varsa zaten. Demek ki Midilli'de de bundan var o zaman. Evet. Ama hiç Midilli turlarında biz böyle bir şey görmedik. Biliyorum, Midilli'ye geçemedik ki göreceğiz. Hayır, izlediğimiz yerlerde de. Ha, evet. Belki bulunamadı Midilli'de nerede. Ocakbaşı. Burada Ocakbaşı da varmış. Fiyatlar nasıl acaba? Burada şeytanın sofrası burası herhalde. Rivayete göre. Burada Ocakbaşı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada şöyle oturma mekanları da var. Teras yapmışlar, camla da kapatmışlar. Ya şu kaktüse bayıldım ben, evet. Ya. Aa bak, ayak izi şurada. Gerçekten bu teras çok güzelmiş ama. Hadi bakalım şeytanın ayak izine. Nasıl bir ayak iziymiş? Hani footprint. Hani iz nerede? Ayak izini görmedin mi? Hayır, hani buraya taş atmışlar. Ha, bu mu ayak izi? Tabii canım, bak şeytanın ayak izi işte. Niye bunu kilitlemişler? Başkaları ayak izi bırakmasın diye. Ne para atıyorsun, bilek mi deliyorsun? Ne saçma. Yorumlarını alalım. Ne düşünüyorsun? Vallahi güzel ya. Ya manzarası falan çok güzel. Evet, havası da çok güzel. Kuru böyle. Yanıyorsun ama terletmiyor. Bir de çam kokusu geliyor. Farkında mısın? Böyle çok güzel bir çam kokusu var. Bayağı güzel keyifli. Yani. Arkadaşlar, masanın üzerinde QR kod menüler varmış. Dilara menüye ulaştı. Fiyatlara bakıyor. Fiyatlar, yemeler pahalı ama içmeler uygun. Mesela işte menemen 70 lira, tost 65 lira, patates 50 lira, kahvaltı serpme kişi başı 350 diyor. Hatta şöyle yapalım, QR kodu da buraya koyalım. Buradan QR kodu okutarak fiyatlara bakabilirsiniz. Böyle bir kıyak yapalım. Tatlılar 50 lira falan. Ama içecekler güzel. 30 lira falan anlayın. Açık değil herhalde. Değil mi? Ne? İmara açık değil herhalde çoğu yer. Muhtemelen. İmara açık olsa bizimkiler şimdi doldurmuştur oraları. Son olarak artık Ayvalık'ı bitiriyoruz. Yemyeşil doğası ve masmavi sularıyla Ayvalık'ı gezdik. Cunda'yı gezdik. Az önce şeytan sofrasındaydık, yukarıdaydık. Şimdi şeytan sofrasından da indik, artık Ayvalık'ı sonlandırıyoruz. Ayvalık hakkında yorumların? Güzel. Havası çok güzel. Sadece çok rüzgarlı. Bir tık daha az olsaydı. Ya biz Mayıs ayında geldik. Şu an aylardan Mayıs. Mayıs'ın hatta 8 Mayıs'ta hava böyleydi. Havasında çok güzeldi. Sadece çok fazla rüzgar var. Önümüzdeki aylarda rüzgarın biraz daha azalacağını, hani normale döneceğini söylüyorlar. Ama çok sakin, çok dinlendirici, çok da güzeldi. Biz 2 günlük bir kaçamak yaptık aslında. 2 gece Ayvalık'ta kaldık. Çok da güzeldi. İyi geldi. Aynen öyle. Başka paylaşacağımız bir şey var mı? Yok yani, bence o kadar güzel. O zaman Ayvalık'ı da buradan kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.